Muharrem Aksam 2 yıl önce 24 Mart'ta emniyetin atış talim alanı olarak kullandığı bölgede elinde bomba patlamış bir halde ölü bulundu. Gelen adli tıp raporunda Muharrem Aksam'ın elinde patlayıcı bir madde bulunması sonucunda, patlaması sonucunda öldüğü belirtildi. Şu an dosyada zaten henüz soruşturma devam etmekte. Biz idari yönden de ayrıca dava açmış bulunmaktayız. Soruşturma aşamasında oranın özel harekat polisleri tarafından kullanıldığı tespit edildi. Buna ilişkin 15 personelin bilgisi alındı. Buna ilişkin olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Savcı Başsavcılığı Şanlıurfa Valiliğinden soruşturma izni alındı. Polisler hakkında soruşturma izni Şanlıurfa Valiliği tarafından başta verilmedi. Daha sonra biz bu karara itiraz etmemiz üzerine Gaziantep İdare Mahkemesi 6. Daire Başkanlığı bizim itirazımızı kabul etti ve soruşturma izni verilmesi kararı verdi. Daha sonra tekrar bu 15 memurun isimleri açıklanarak bir soruşturma izni istendi Şanlıurfa Valiliğinden. O izin yine Şanlıurfa Valiliği tarafından reddedildi. Bunun üzerine biz yine bir itiraz ettik. Gaziantep İdare Mahkemesi tarafından tekrar itirazımız kabul olundu. Ve şu an ismi açıklanan o 15 idari personel hakkında soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin hala dosyada gizlilik kararı bulunduğundan, gizlilik kararı da kalkmadığından dolayı bizim de maalesef kısıtlı bilgilere sahibiz. Muharrem 2 yıl oldu öleli. Dosyanın biz etkin soruşturma yürütüldüğünü düşünmüyoruz açıkçası. Hem bizim hem de ailesinin dosyadaki adil yargılanma, ondan sonra adil soruşturma yürütüldüğüne dair şüpheleri var. Biz yetkililere buradan tekrar sesleniyoruz. Bu dosyayı unutmayalım. Çünkü bu dosya gerçekten önemli. Bir dosya basit bir dosya değil. Şimdi köylüler orayı açıkçası Aksem'in ölüm olayından sonra kullanmamaya başladılar. Fakat hala hayvanlar tabii hayvanları zapt edemiyorlar. Hayvanlar gidip geliyor oraya. Hali hazırda emniyetin atış talim alanı olarak da kullandığını biliyoruz orayı. Öncelikle ailenin beklenti talepleri, bununla ilgili bunu yapanların, sorumluların cezalandırılmasını aile istiyor. Çünkü çok canları yandı. Ailenin başka bir beklentisi yok. Bizim beklentimiz ise etkin bir soruşturma yürütülmesi. Çünkü dosyada dediğiniz gibi delillerin karartılması artık söz konusu değil. Deliller toplandı. Bizim bildiğimiz kadarıyla toplandı ama dosyada gizlilik kararı olduğu için henüz bilmiyoruz. Dosyadaki gizlilik kararının bir an evvel kaldırılarak etkin bir soruşturma yürütülmesi ve bu 2 yıldır devam eden soruşturma dosyasında artık o sorumlular hakkında bir ceza davasının açılması tek beklentimiz bizim. Muharrem bugün eğer yaşamış olsaydı 18-19 yaşlarında genç bir delikanlı olarak yaşamına devam edecekti. Fakat Muharrem bugün maalesef görevlilerin, devletin ihmali sonucunda yaşamını yitirdi. Bu konuda bizim tek temennimiz Muharrem'in unutulmaması. Çünkü biz unutulduğunu düşünüyoruz artık. Çünkü başta çok ses getiren bir olaydı fakat şu an maalesef kimse Muharrem olayıyla ilgilenmiyor. Biz Muharrem olayının unutulmamasını ve tekrar gündeme alınarak bu dosyada etkin soruşturmanın yürütülebilmesi için bütün herkese sesleniyoruz. Vatandaş olarak bence bu bizim görevimiz. Teşekkür ediyorum.